Yenge hadi gidelim mi artık? Tamam kızım, utanma sen. Böyle de gururludur bunlar işte. Ya hocam ya, benim bu arkadaşları anlamam çok zor. O yüzden biz çok şey yapmasak mı, zorlamasak? Seni kimseyi anlayabileceğini zannetmiyorum. Önce insanlığı öğrenmen lazım. Diyene bak. Sen bana tokat atmıştın hatırlarsan. Hak etmeseydin atmazdım o tokadı. Şu an bütün sinirim geçti biliyor musunuz? Şu zavalların yaşadığı yere bak. Sensiz zaval, terbiyesiz. Lafını bil. Eşleşmeyi ben yapıyorum. Doruk sen Asiye ile eşleşiyorsun. Gurur mu yaptın sen? Evet evet. Öyle oldu galiba. O zaman kapımıza gelip para istemeyecektiniz. Nasıl yani? Biz şimdi zengin çocukları gibi koleje mi gideceğiz? Ödev için ne zaman çalışırız? Bilmem. Bir ara görüntülü ararsın beni, konuşuruz. Arayamam. Telefonum yok. Kafeye gidelim bari. Ne oldu? Kafede ne oldu? Aha doğru ya. Orada abim var değil mi? Bizi görürse kızar mı? E hadi o zaman. Şu an senin için çok üzülüyorum. Ne yapalım? İdare edeceksin artık biraz. Evet şanslı kız. Bir mucizeyle Doruk Atakul'u yakından tanıma şansına eriştim. Ya sorma. Bende de bir heyecan, bir heyecan. Ben sana neler yaptım, kızdım sayfalarca. Hayattaki amacın ne? Yok bir amacım. Nasıl yok? Ne istiyorsam sahibim zaten. Sıkıcıymış. Sıkıcı mı? Parayla saadet olmaz falan klişelerine girmeyeceksin değil mi? Hayatında hiçbir zaman evet ben bunu istiyordum ve başardım diyemeyeceksin. Çünkü ailen senin için çoktan her şeyi hazırlamış. Neyse sence nasıl birisin? Yani sevdiğin, sevmediğin özelliklerin neler? Zeki ve pratik. Yakışıklıyım da tabii, bu net. Sevmediğin özelliği? Yok. Var mı? Yani neyi mi itici buluyorsun? Sen söyle. Hiçbir değilsin. Sesini duyan var mı? Küçük sevgilim. İyilik salakça bir şey bence. Ben varım. O yüzden sürekli kaybediyorlar. Yani niye korkuyorsun? Sıkıntı neyse söyle, yardımcı olayım. Eşyalarım yok, bulamıyorum. Biri almış galiba. Başka giysim de yok, ne yapacağım bilmiyorum. Al giyin bunu üstüne. Biraz yaklaşır mısın? Tamam, ben yıkayıp geri getiririm bunları.